Sevgili seyirciler, D Shopping mutfağındayız. Sizin için harika lezzetler hazırlamaya, çok güzel yemekler yapmaya ve bunları yaparken tabii ki kullanmamız gereken ürünleri tanıtmaya devam ediyoruz. Çok güzel, çok farklı bir ürünle karşınızdayız. Yöresel pişirme saçıyla. Mutfaktayız ama siz onu mutfak dışında kullanabileceksiniz. Evet, balkonda, bahçede, belki ticari amaçla dışarıda, sokakta değil mi? Kullanabilirsiniz. Çok enteresan bir ürün. Şimdiye kadar tanıttığımız hiçbir ürüne benzemiyor. Evet, çok eğlenceli. Hiçbir ürüne benzemiyor. Çok eğlenceli ve benim bildiğim bir şey var. Hangi standartlarda yaşıyor olursak olalım, yani nasıl bir lüksle yaşasak da muhakkak balkonlarda bir piknik tüpü vardır. Var. Yani o vardır muhakkak. Hani... Çünkü kokan, piştiğinde koku çıkaran gıdaları aslında balkonda pişiriyoruz. Ya da pikniğe gittiğimizde en azından çayımızı diyoruz ki demli içelim piknik tüpünde diyoruz ve muhakkak bulunuyor. Varsa sadece üzerine monte edebileceğiz bir de ürüne ihtiyacınız var muhteşem lezzetler için. O da yöresel pişirme sacı. Bir tane ufak boyumuz, bir tane büyük boyumuz var. Tercih sizin alışverişinizi yaparken ister ufak olanı ister büyük olanı sipariş edebilirsiniz diyoruz ve tabii ki CE belgeli olduğunu, garantili olduğunu, gıda emayesi kaplı olduğunu hemen hatırlatalım. İstediğiniz gıdayı pişirebileceksiniz ve istediğiniz yöresel yemekleri yapabileceksiniz. Ürünümüz iki parçadan oluşuyor zaten, oradan başlayalım. Büyük içinde, küçük içinde aynı şey geçerli. Tamam. Üstteki saç bölümünü ayırıyorum. Ha, ters çevirebiliyoruz. Ters çevirebiliyorum, tamam, evet. Bu bir parçası, sacımız diğer parçası. Aslında bunu 2 kilogramlık piknik tüpüne monte ediyoruz. Çok kolay bir şekilde takılıyor ve bu bizim için bir ocak oluyor aslında. İsterseniz daha sonra bu ocağın üzerinde çay demleyin, çay başka bir tencereyle yemek yapın. Ve güvenli, çünkü geniş bir üzerinde demiri var. Geniş bir demiri olduğu için büyük tencere ya da çaydanlıklar tam olarak çok oturtabilir. Güvenlik için de çok önemli. Evet, ateşin ayarını yine... Piknik tüpünün kendi gaz ayarından yapabiliyoruz. Şuradaki ateşi, alevi ne yapabiliyorsunuz? İstediğiniz dereceye getirebiliyorsunuz. Evet. Pişireceğiniz gıdaya göre, yani eğer sote yapacaksanız, saç kavurma yapacaksanız. İç kısmını. İşte kestane kavurabilirsiniz içinde. Ceviz kavurabiliriz. Ceviz kavurabilirsiniz. Aklınıza gelen her türlü şeyi yapabilirsiniz. O zaman iç kısmını kullanıyoruz. Ama derseniz ki ben gözleme yapacağım. Ama aslında evet. Hamur kızartacağım. İşte yufka belki kızartacağım. Balzama yapmak istiyorum dediğinizde. Evet. Tersini çeviriyorsunuz ve tersini koyuyorsunuz. Evet, tersini monte ediyoruz. Büyük içinde aynı şey, küçük içinde aynı şey geçerli. Şu anda ısınıyor. Önce biz kavurma yapacağız. Tamam, yapalım. İç bölümünü kullanacağız. Sonra da senin çok istediğin bir şey vardı, sürpriz. Ters çevireceğim, onu pişireceğim. Tamam, peki. Evet. Evet, Sinem hazırlığını yaparken tekrar şu anda bizimle karşılaşmış olanlar için hatırlatalım. İşte muhteşem ses geldi. Yöresel pişirme sacıyla karşınızdayız. Evet, yağımız. Hemen etleri ekliyorum. Hazır, etlerimizi ekliyoruz. Evet. Diyeceksiniz ki ne yapıyorsunuz orada? Biz de hemen diyeceğiz ki yöresel pişirme sacıyla görmüş olduğunuz gibi 2 kilogramlık bir piknik tüpü sayesinde balkonunuzda, bahçenizde ya da ticari olarak dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Gözlemeler yapabilirsiniz arka kısmında, bazlama isterseniz. Ve iç kısmında da et kavurabilirsiniz. Zaten Kurban Bayramı'nda yaklaştığını düşünürsek bu tür ürünlere çok ihtiyacımız olacak. Çok karşılığını hemen verebilirsiniz. Hatta işte kurbanını kendi kesenler için de çok uygun. Yani bir tarafta kurban kesilirken ve kendi eviniz var. Bahçede hemen. Gelen etleri hemen bahçede. Ailece pişirip bir yandan sofranızı kurduğunuz etler geldi, kesildi. Oh, hemen parçaladınız, bahçenizde pişirdiniz, masaya da servis yaptınız. Ev hanımlarına çok iş düşüyor muhakkak. Yani beylerin böyle hadi bunu da yapalım, şunu da yapalım dediği her şeyde mucizevi ürünlere ihtiyacınız var gerçekten. D-Shopping mutfağı da bunun için var zaten, her zaman söylüyoruz. Burada nereden baksan 1 kilodan fazla et var, belki 1,5 kilo yani et yeterli var. Yeterli olacaktı. Büyüğünde belki 5-6 kilo eti pişirebilirsiniz. Ben bu tür ürünlere çok inanıyorum şundan dolayı. Normalde mutfaklarda alışmış olduğunuz yemek kokusu var ama bu tür ürünlerde, bu tür malzemelerde olduğunda bir farklı geliyor. Başka oluyor. Başka oluyor. Hemen söyleyelim, yani alüminyum emaye hayatımıza tekrar girdi. Aslında üstleri kaplanmıştı zaten ama şimdi daha böyle gıda pişirmeye uygun, daha böyle ürünlere uygun bir et pişirmek için, her şey için uygun. Gıda alüminyumu mesela ya da gıda emayesi o şekilde kaplanıyor. Tam olarak yöresel ve eski ürünleri kullanmaya dönüş. İki kavurmamızı yaptık ama şimdi sırada ne var? Sacı ters çevirdiğimizde neler yapabiliriz? Evet, iki yönlü kullanabiliyoruz dedik. İç kısmında kavurmamızı yaptık, çıkardık, çevirdik. Hemen. Hemen yerine oturttuk ve şu anda bizim için
Ay harika güzel. Bir şey haline geldi. Evet. Hep yapmak isterim, istemişimdir ben evde ama uygun ürünü hiçbir zaman bulamamıştım. Ay çok güzel gerçekten. Bu bombeli yüzey çok uygun. Gözlemelerin pişirilmesi için, yufka pişirilmesi evet. için, yufka ekmeği yapılması için gerçekten çok uygun. Büyük olanla karşınızdayız. Hemen ne yaptık? Evet. Onu böyle kurduk güzelce. Piknik tüpümüze de bağladık. Hani birazcık daha büyüğe ihtiyacınız varsa ben şu sahneyle dışarıda çok karşılaşıyorum. Evet, dışarıda bunu evet. yerde de yapabilirsiniz. Evet. Balkonda yerde yapabilirsiniz. Hı-hı. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu da böyle büyük boy bir yufkayı ya da açtığınız bir hamuru rahatlıkla üzerine koyup pişirebilirsiniz. İşte gözleme yine belki iki tane yan yana koyup evet, pişirebilirsiniz. Evet, iki tane yan yana. Hatta bence çok uğraşırsak üç tane bile sıkıştırabiliriz belki, evet, yani. Evet, küçük küçük hazırlarsak evet, olabilir. Evet, tersini çevirdiğinizde yine aynı şekilde az önce izlediğiniz küçükte olduğu gibi kavurmalarınızı yapabilirsiniz. Et, tavuk ne isterseniz. Sote yapabilirsiniz. Hepsini içinde. Yapabilirsiniz. Biz hiç üşenmek istemiyoruz sizlere bunları tanıtırken. Hepsini gösterelim istiyoruz. Nasıl kullanıldıklarını. Siz kullanırken size çünkü bu görüntüler yardımcı olacak. Belki de şu anda bizi izlerken değil mi sahip hmm. olmuş olacaksınız zaten. Ve hani siz de dün akşam ya da biraz sonra ya da akşama çok güzel lezzetler hazırlayacak olabilirsiniz diyoruz. Ve ay çok güzel renk değişmeye başladı bile. Evet. Şey de yapabiliriz mesela çiğ köfte aldık lavaş. Tabii. Hani değil mi? Hemen çok evet. Çok güzel olur. Çiğ köfte aldık, lavaş yapabiliriz. Ya da böyle eti kavurduk, yaptık, dürüm şeklinde yapmak istiyoruz. Değil mi? Yufkamızı hemen kızartıp içerisinde etinizi sarabilirsiniz. Garnitür falan koyup lezzetlice yiyebilirsiniz. Çok da güzel olur gerçekten. Sabahın dördünde mesela bahçede yazın. Ay çok güzel olur size. Yani hayal tabii sınırsız bir şey. Ama bunun için birkaç şeye ihtiyacımız var. Onlardan bir tanesi yöresel pişirme sacı ve karşınızda. Evet. Bu şekilde katlanıyor. Yani katlayıp bunu işte dürüm de yaparsın evet, istediğin gibi. Evet aynı şekilde. Etin yanına kullanabilirsin. Ve işte sonuçları görüyoruz. Büyükte de yufkamızı güzel bir şekilde evet. ne yaptık böyle kızarttık. Burada güzel iç kısmında sacımızda etimizi hazırladık. Evet kavurma zaten hazırladık. Zaten arka yüzeyinde kavurmadan sonra ne yaptık? Gözleme yaptık. Ay yesi çok güzel. Evet, evet. Gerçekten çok güzel. Evet, çok güzel gerçekten. Ellerine sağlık Sinem. Ne diyoruz? Yöresel pişirme sacıyla karşınızdaydı sevgili seyirciler. Hem ön kısmını hem arka kısmını yani iç ve arka kısmını kullanabiliyorsunuz. Güzel lezzetli yemekler yapmak için et, ciğer, sote, fındık, fıstık bile kavurabilirsiniz. Evet. Arka kısmında kestane bile yapabilirsiniz. Kestane bile yapabilirsiniz. Kışın evet, kışın özellikle doğru. Ve arka kısmında gözleme, bazlama, mesela işte böyle dürüm için yufkaları ne yapabilirsiniz? Hı-hı. Hafif böyle bir ısıtabilirsiniz. İsterseniz çiğ köftenin yanında çok güzel olacaktır, lezzetli. Küçük tüple 6 saat boyunca ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda 800 dereceye kadar ısıya dayanıklı bir üründür. Gıda emayesiyle kaplıdır. Rengi kırmızı ve siyah. Ama tercihinizi siparişinizi verirken küçük ya da büyük olarak yapacaksınız. Ya da ikisini birden. Tabii ya da ikisini birden. Dediğiniz gibi mesela gelin kaynana, anne kız paylaşabilirsiniz ve özel durumlarda değiştirebilirsiniz diyoruz. Biz size yapabileceğiniz her şeyi yaptık şu anda. Evet. Değil mi? Afiyet olsun. Afiyet olsun diyoruz. Sinem'e çok teşekkür ediyoruz. Yöresel pişirme sacı size geldiğinde de efendim güzel güzel yiyecekler hazırlayın dileriz. Ve fiyatını görüyorsunuz. Gerçekten çok uygun. Tabii ne yapıyoruz? Hemen unutmadan hatırlatıyoruz. Kampanya kartlarına vade farksız 12 taksit imkanımız da var.